Merhaba hanımlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de örnek mendilime güzel bir model daha ekleyeyim. Bugünkü çalışmamı da mendilim üzerine yapayım. Instagram üzerinden bir arkadaşımın gönderdiği modeli çalışacağım bugün. Ricası üzerine onu yapacağım. İplerim yeşil, leylak. Şöyle numarayı da göstereyim. 729 numara. Çok güzel bir rengi var. Birçok yazmayı kullanabiliyoruz. Diğer rengim de çizmeli 105 numara. Pembe ipimin maalesef numarası yok. O yüzden veremeyeceğim. İplerim bunlar olacak. Zaman kaybetmeden hemen modelime başlıyorum. Yeşil ipimi hemen düğümledim ben. İlk olarak kuyumcu kafesleri yaparak başlıyorum. Kafeslerimde de zürafalarımda olduğu gibi iki düğüm yapıyorum. Duruşu daha güzel oluyor. Örnek mendilimi bitirir bitirmez sizlere de bütün modellerimi ve fiyat bilgilerim ile video çekerek sizlerle paylaşacağım. Soran arkadaşlarım da oluyor. Kenarlarını doldurayım örneklerle. En kısa zamanda paylaşım yapacağım. Şimdi kuyumcu kafeslerimi ilerleteyim biraz. Bir tane daha yapsam yeterli olur. Evet, böyle ilerlettim. Şimdi bu benim ara yolum. Modelimi çalışacağım. Kısmı yapıyorum. Bunun için ilk olarak 5 adet zürafa yapacağım. Dört. Beşinci zürafamı yaptım. Şimdi bir tane boş bırakacağım ve diğerine atlayarak bir gözenek oluşturuyorum. Sonrasında hemen geri gelerek buranın içerisine de kanatlar yapacağım. Hemen bir pırpır ile başlıyorum kanadımı yapmaya. Evet, ilk kanadımı tamamladım. İkinci kanadımı da yapayım. Pırpır ile başladık. Kanadımızın kenarda 3 düğümü var.
Evet. Ben üçüncü kanadımı da tamamlayayım. Üçüncü kanadımı da bitirdikten sonra yine aynı kendi ayağına, zürafasına geçerek bir sık iğne atacağım. Kenardan şöyle bir sık iğne atıyorum. Sonrasında yapraklarımı aşağıya eğerek buradaki ipimi yukarı doğru bir kez daha çekiştirdim. Buradan sonra yine 5 adet zürafamı yapacağım. Burada olduğu gibi 5 adet zürafamı ve diğer kuyumcu kafeslerimi tamamlayıp modelimin üst kısmına geçeceğim. Hanımlar, alt zeminimi tamamladım. Şu anda modelimin son hali böyle. Şimdi kanatlarımızın üst kısmına nasıl bir uygulama yapacağım? Hemen onu anlatayım. Şunu alıyorum hemen. Diğer ipimi aldım elime. Şu ilk çiçeğimden başlayayım. Yine kanadımı yaptığım aynı zürafanın içerisine giriyorum. Eflatun ipimi buradan düğümlüyorum. İki düğüm atarak yaptım. Çıkmasını önlemiş olalım bu şekilde. Yine diğer zürafasına da geçerek ipimi düğümledim ve buradan bir yuva oluşturdum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Tekrar yuvamın içerisine giriyorum. Başa kadar geleceğim. Arkadan da parmaklarımla ikisini de tutuyorum. Eşit olması için. Şimdi yuvanın içerisini de 11 adet pırpır ile dolduracağım. Pırpırlarımı biraz daha büyük yaparsam daha iyi olur bence. Bir önceki pırpırımızı baz alırsak zaten bütün pırpırlarımızın boyutu aynı olacaktır. Yeni başlayanlar için pırpırların boyunu aynı yapmak ilk zamanda biraz sıkıntı olabilir ama mutlaka bir mendil kenarında günlük defalarca deneyin. Ben de ilk başladığımda bir mendil parçalarının kenarlarına bir şeyler yaparak ilerlettim. Severek yaparsınız zaten inanın oluyor. Bazı arkadaşlar da pırpırlarım dönüyor diyorlar. Bilmiyorum neden yaparken bir şey yanlış mı yapıyorlar? Ben pırpırımı şöyle geriye çekerek parmaklarımla düzenliyorum boyutunu. İğnemle de hafif geriye çekip boyunu ayarladıktan sonra parmağımı düğümün üzerine getiriyorum ve parmağımın yarısı da yine pırpırın yarısına denk geliyor. Üstüne bastırarak düğümü çekiyorum. Bu şekilde parmaklarım ütü görevini görmüş oluyor. Herhangi bir dönme olacağını zannetmiyorum bu yöntemle. Pırpırımın boyunu ayarladım. Parmağımla düğümün üzerine ve pırpırın üzerine getirdim. Güzel bir şekilde sıkıyorum. Evet, şu anda 7 tane pırpırım var. Bunu 11'e tamamlayayım ben. Pırpır sayımı 11'e çıkardım. Şimdi 11. pırpırımdan tepeye tekrardan çıkıyorum. İpimi buradan düğümledim. Bütün pırpırlarımın tepesine batacağım. Başa kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Her pırpırımın tepesine batıyorum.
Son pırpırıma da batıyorum. Şimdi tekrardan geri döneceğim. Yine şu anki aşamayı da göstereyim. Bütün pırpırlarımızın tepesine battık. Buradan döndüm geriye. Ortaya şöyle bir düğüm attım. Burada bir tane zürafa oluşturacağım diğerine geçerek. Bir zürafa oluşturdum. Buradan da ortaya geri dönüyorum. Şimdi burada bir pırpır yapalım. Burada küçük bir keloğlan motifi yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. Şimdi bir de geri dönüyorum. Sizler kendinize çevirebilirsiniz yine. Gidiş yönünüze göre. İkinci ipimi geçirdim. Tekrar karşıya geçerek üçüncü ipimi geçiriyorum. Şu anda böyle. Bunu biraz şöyle yanlardan iki parmağınızı genişletirsiniz. Biraz daha yuvarlaksı hal alabilir. Görüntüsünü öyle istiyorsanız. Şu anki aşamam böyle. Şimdi dördüncü ipimi karşıya geçireceğim tekrar. Fakat dördüncü ipimi biraz daha büyük, bol bırakacağım. Evet, bu yeterli. Şimdi bu dördüncü kat ipimi de sık iğnelerle dolduracağım. Şöyle dipten başlıyorum doldurmaya. İpinizi sık iğnelerle doldurdukça şeklini tam alacak. Şu anki aşamam bu şekilde ilerliyor. Sık iğnelerimi dolduruyorum. Doldurdukça yazmamı kendime doğru eğiyorum. Modelimi yan yan çevirerek ilerliyorum. Nasıl rahat çalışacaksak bu şekilde yapacağız. Evet. Şu anda bıraktığım ipimi doldurdum. Son olarak şuradaki kendi bölümüne giriyorum. Bir sık iğne de buraya atıyorum. Buranın motifini de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi hanımlar şöyle bir tane daha zürafa yapıyorum. Karşı zürafaya geçerken. Yanındaki zürafaya da geçerek ikinci bir zürafa yaptım. Tekrardan bunun ortasına geliyorum. Buraya da aynı motifimi uygulayacağım. Pırpırımı yaptım. Pırpırımdan tekrar ikinci bir kat yaparak geriye döndüm. Üçüncü ile tekrar ileri gidiyorum. Şu anda böyle. Dördüncü yaparak tekrar geri dönüyorum. Fakat dördüncü ipim bunlardan biraz daha büyük bırakılacak. Boyutunu ayarladıktan sonra
düğümü sıkabilirim. Şu an aşamam böyle. Artık sık iğnelerle dolduracağım. Şu anda ilerlemem bu şekilde, doldurmaya devam ediyorum. Şimdi yine kendi gözün iğne geçerek bir sık iğne daha buraya atarak buranın da motifini tamamlamış olacağım. Evet. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Burada bir zürafa daha yapacağız. Evet, ipimi de kopardım, yenileyeceğim. Şöyle motiflerimin duruşu ve yapımı bu şekildeydi. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayacağım. Hepsinin uyumunu hep beraber görelim. Yine sonrasında devam edelim. Hanımlar, bütün motiflerimi tamamladım. Beşinci motifimi de bitirdikten sonra son olarak ortada kalan kısma da çiçeğimi şimdi diğer tarafa yatıracağım. Bu şekilde buradaki zürafam ortaya çıktı. Buraya da yine boş kalmasın 3 adet pırpır yapalım. Hemen çiçeğimi kaldırıyorum. Üzerine pırpırımı da zürafamın içerisinde eşit dağıtırsam görünümü daha hoş olur. Evet, anlatımını yaptım. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi ben pembe çiçeğimi de tamamlayayım. İkisinin uyumunu hep beraber bakalım. Sonucu nasıl, beğenecek miyiz? Modelimi tamamladım. Pembeyi de uyguladıktan sonra son hali bu şekilde oldu. Uyumunu ben çok sevdim. Duruşunu da çok sevdim. Modeli gönderen arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yapımı da gayet keyifliydi. Fakat oldukça zaman alıcı. Üst kısımlarımı sık iğnelerle yaptığımız için biraz zamanınızı alacaktır. Şöyle siyahın üzerinde de modelin renk uyumunu görelim. Çok da yakıştırdım ben renkleri birbirine. Arka yüzünü de hemen göstereyim arkadaşlara. Şöyle netleştirelim biraz. Evet. Bugün de bu modeli keyifle yaptım ben. İnşallah anlaşılmıştır yapımı. Anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi modelin fiyatına da gelirsek, ben yapacak olsam bu modeli yazma haricinde sanırım 80 TL'den
başlarım diye düşünüyorum. Oldukça oyalayıcı çünkü. Evet, bugün de güzel videomun sonuna geldim. Son olarak kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma da beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz de çok sevinirim. Şimdiden beğenen, yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir sonraki yeni videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.